Marka Şehirler Zirvesi İstanbul CVK Otel'de gerçekleşiyor. Yanımızda Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı var. İnanç Bey merhaba, zirvedeydiniz biraz önce siz de. Kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Marka şehirlerde neler konuşuldu? Tabii, merhaba. Marka şehirler gerçekten biliyorsunuz son yıllarda dünyada da çok gündemde olan bir şey. Artık dünyada sınırlar ortadan kalktı. Ülkeler yerine şehirler yarışıyorlar. Farkındalık arttırmak için işte daha çok turisti, daha çok yabancı yatırımcıyı, daha çok sosyal kültürel hayatı ve daha çok kaliteli insan gücünü çekmek için şehirler yarışıyorlar. Bugün bu zirvede gerçekten konu başlığı olarak çok önemli. Bilhassa İstanbul özelinde ve diğer marka şehirlerimiz özelinde, Türkiye'nin diğer marka şehirleri özelinde bu farkındalığın, bu bilincin arttırılması için neler yapılması lazım, ne tür adımlar atılması lazım konusunda bir taraftan kamu sektöründen temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimiz, özel sektörden temsilcilerimiz fikirlerimizi paylaşıyor. Aslında bir think tank gibi oluyor, bir fikir alışverişi gibi oluyor. Gerçekten İstanbul bilhassa özelinde dünyada geçmiş yıllarda zaten atalarımızdan, köklerimizden gelen dönemlerden bir marka şehir aslında. Dünyanın başkenti tanımlanıyor bazı tarihçiler zamanında uzun yıllar. Bizler tekrar İstanbul'a bunu kazandırmakla sorumluyuz bizler hepimiz. Her bir birey olarak bu değeri kazandırmakla sorumluyuz. Bugün dünyada işte aklımıza geldiğinde ilk marka şehir dediğinizde dünyada insanlar New York, Londra, Paris vesaire gibi şehirler geliyor. İstanbul'da bunlardan aslında en önemlisi bizler için, bizim hem gönlümüzde hem de biz tabii ki bunu bilinirlik arttırmak için yapmamız lazım ki bu da topyekün hem şehrin hem ülkenin kalkınmasına etki sağlıyor. Bu sebepten dolayı bu konu başlığının tartışılıyor olması, bu konu başlığı altında organizasyonlar düzenleniyor olması gerçekten önemli ve bu bilinci her geçen gün arttırmamız lazım. İşte şu an günümüzde bilim adamları ve sosyolog güzel bir tanım tanımlıyorlar. Ülkelerin zenginliği diyorlar markalarıyla. Bu sadece şehirleri değil tabii ki. O dünyaya globalleşmiş olan markaları, şehirleri, bunların her biri o ülkenin zenginliğine katma değer sağlıyor. Bu sebepten dolayı bu bilincin hepimize, bütün özel sektör ve kamu tarafından ortaya konulması ve bu bilinç doğrusu çalışmaların yapılması lazım. Biliyorsunuz bir Türkiye logosu oluşturdu. Aslında bu çalışmalar yapılıyor da. Birkaç sene çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Diğer taraftan İstanbul'da çok büyük biliyorsunuz altyapı yatırımları var. İşte 3. Havalimanı, 3. Köprü, Marmaray, Finans Merkezi, yeni şehirler vesaire gibi. Bunların her biri İstanbul'un marka algısına, marka değerini arttıracak şeyler. Yurt dışına seyahat ettiğimizde, uçaktan indiğimizde ilk neye bakıyoruz? Altyapı, yollar, işte kaldırımlar, kültürel, sosyal alanlar, yeşil alanlar, mevcut bina stoğuna bakıyoruz ve o şehir, o ülke hakkında bir fikrimiz oluşuyor. Diyoruz ki bu şehir ve bu ülke gelişmiş veya gelişmemiş veya gelişmekte olan bir ülke. Bizler de Türkiye'mizi gelişmiş ülkeler statüsüne, gelişen ülkelerden gelişmiş ülkeler statüsüne koymak için bu altyapı ve üst yapımızı çok hızlı bir şekilde dönüştürmemiz lazım. Ve tabii ki o noktalarda, bu noktada işte kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği gibi farklı alanlara yapıyor. Bu sektörün, bu konuların tamamının beraber değerlendirildiği bir platform burası aslında. Öyle tabii ki ve marka şehir olmanın da arkasından gelecek yabancı yatırım önemli değil mi? Bu anlamda da özellikle dünyadaki ilk 5 en çok kazandıran ilk 5 şehir arasına girdi İstanbul'da. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii gayrimenkul değeri noktasında ilk 5 şehir arasına girdi. Bu PwC'nin her yıl ULI ile beraber yayınlamış olduğu raporda. Gayrimenkul alanında öyle ama biz tabii ki Türkiye'yi demin de bahsettiğiniz gibi daha çok yabancı yatırımcının geldiği, daha çok turistin geldiği ve daha da önemlisi daha kalifiye, daha üstün insan gücünün geldiği ve bunlarla beraber sadece ticaret alanına değil, sosyo-kültürel alana, turizm alanına, inovasyon alanına, bilim alanına, teknoloji alanına katma değer sağlayacak dünyanın farklı medeniyetlerinde insanları da buraya çekebilirsek, o zaman marka bir şehir, yaşam için İstanbul'u tercih etmelerini sağlarsak, o zaman bir marka şehir olmuş oluruz. Bu vizyonda, bu hedefte gitmek lazım. Sizce nasıl gidiyoruz? Zaten demin bahsettiğim gibi potansiyeli var Türkiye'nin. Şu an çok yoğun bir şekilde altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Bu birinci adım. Altyapısı olmayan marka şehir olma şansı yok. Önce bizim doğru altyapı platformunu oluşturmamız lazım. Diğer taraftan tanıtım ve kalkınma ajansımız var biliyorsunuz. Onlar çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'nin ve şehirlerimizin marka algısı ile ilgili. Bu çalışmalar gerçekten önümüzdeki yıllarda her geçen gün meyvelerini verecek. Hani bizlerin umudu Türkiye'nin işte 2023 vizyonunu sağlayacak ve önümüzdeki yıllardaki diğer vizyonlarını sağlayacak. Dünyada sayılı marka şehirlerden biri haline gelecek. Bir
şehir haline gelmesi, Türkiye'nin ve İstanbul'umuz ve diğer şehirlerimizin, bizlerin umudumuz bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi tabii ki. Evet. Siz de Ege Yapı olarak İstanbul'un yeni bir şehrini kurdunuz, Batışehir. Evet. Evet, bölgeye hayat verdi, bölgeye ismini veren bir projeydi. Projede teslimlerde tamamlandı sanıyorum, değil mi, tam anlamıyla? Evet, geçen yıl bizim Ege Yapı olarak da teslim yılımız oldu. İşte Batışehir projemizi teslim ettik. Kartal'da PKK Kartal rezidans projemiz vardı, onu teslim ettik. Geçtiğimiz yıl başında bir ofis projemiz vardı, Kartal'da onu teslim ettik. Bir de Samsun'da inşa etmiş olduğumuz bir otel projemiz vardı. Geçen yıl teslim yılı oldu. Bu yılda atılım yılımız aslında. 6 tane yeni projemiz var. Kağıthane'de, Beyoğlu'nda, Yedikule, Fatih'te, Çekmeköy'de, işte Beylerbeyi, Üsküdar'da, Ataşehir'de yeni proje, Maslak'ta bir de yeni projelerimiz var. Bu yıl bu projelerimizin lansmanlarıyla beraber demin bahsettiğimiz doğrultuda İstanbul'un marka şehir olması noktasında bizler de kendi sektörümüzle ilgili bir gayrimenkul geliştirici olarak günümüz koşullarının teknolojik yapısında enerji verimli, yüksek katma değerli gayrimenkul geliştirmeleri üreterek bizler de hani bir tuğla da biz koymaya çalışacağız şehrin markalaşma değer üzerine. Güzel. İlk sırada ne var İnanç Bey? İlk sırada aslında şöyle söyleyeyim, Kağıthane, Çekmeköy iki projemiz çok kısa zaman içinde aynı anda başlayacak. Diğerleri de akabinde yıl sonuna kadar planlayıp lansman ve işte inşaatlarına başlamayı planlıyoruz. Hepsi aslında ruhsat ve planlama aşamasında. Yani 6 projenin 6'sını da bu sene lanse edecek. 6 projenin en az 5'ini lanse ederiz bu sene inşallah. Diğerini de yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle onu da yetiştireceğiz ama. Ne kadar hedefiniz var rakamsal olarak? Satış rakamı olarak mı? Satış rakamı olarak bu yıl yaklaşık yine 400 milyon TL civarında bir satış hedefimiz var. Zaten bir de elimizde mevcut olan stoklarımız var. Onların da satışı devam ediyor tabii. Bir taraftan Batışehir'de ve PKK Kartal'da aslında o da çok önemli bir fırsat yatırımcılar için. %1 KDV'li ürünler onlar. O yüzden çok ciddi bir fırsat barındırıyor. O ürünlerimizin satışları da devam ediyor. Mevcut stoklarımızın kampanya satışlarıyla beraber de yaklaşık olarak yine 200 milyon TL'de oradan toplam 600 milyon TL bu yıl tabii mevcut stoğu kotarsak yeni projelerle beraber hedefimiz var. Peki geçen seneye göre hedef arttırdınız mı? Geçen sene 22 civarında bir hedef artışımız oldu. Evet. Yeni projeler var tabii ki, çok normal. Proje lansman dönemlerinde ilgi var. Yani gerçekten Kağıthane projemiz, Çekmeköy projemiz, o ikisinin ön taleplerini topladık. İkisinde de Kağıthane'de 2000'e yakın, Çekmeköy'de 1000'in üzerinde ön talep formu var. Bunların büyük kısmının realize olacağını düşünüyoruz. O yüzden yani bu sene için umutluyuz. Bol satışlar diliyorum o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür.